O zaman atıyorum, atıyorum. Atıyorum. Atıyorum hemen. Dur, hemen geldim. Hemen ben geldim. Hemen çıktım, tamam. Sen aksiyonu bozma, devam edelim. Hop. Uah. Evet arkadaşlar, aksiyonun dibine vuralım bu ön ya. Dergah kuzusu bu, dergah kuzusu. Getiriyorum, geliyorum, hazırlan, hazırlan. Altına, lan lan. Bravo be, işte bu ya, işte bu. Evet arkadaşlar, Karaduman Vlog TV kanalına hoş geldiniz. Yaklaşık 2-2,5 aydır devamlı ava gittiğimiz arkadaş grubumuz vardı. Onlarla bir hasret gideriyoruz bugün. Yani 2,5 ayın bir özlemi var diyebilirim. Şu an hepimiz oltalarımızı attık. Bu işin şeyi neydi? Sermayesi değildi Ahmet. Ha, atıp çekmekti değil mi birader? Doğru. Yani işte şu anda atıp çekeceğiz bakalım arkadaşlar. Ne diyelim, bize rast gelsin diyelim. Neydi Emin o tekerleme? Nasipse gelir Şam'dan, Yemen'den, nasip değilse ne gelir elden. Ha, aynen. O kadar. Yapıştır baba. Of. Abi adamın babası, babalığı, hepsi balıkçı bu işin ya. Uzman olmuşsunlar ya. Buradan şöyle bir yere takmadan kendiye köşeye bir yere bir atıverelim bakalım. Açıkta tekne var. Büyük ihtimal baragadi maragadi bir şey toplar. İlk defa katil pipetten edeceğim. Zaten bunu ben de şeyde buldum ya. Bir av merasında buldum da öyle. İğnesini falan değiştirdim. Acaba iş yapar mı yapmaz bildiğim yok. Bir deneyelim bakalım katil pipeti. Pipet kardeş. Al gel balığı. Al gel balığı, bizi üzme. Yorma da kardeşim. Biz seni çok seviyoruz. Devam edelim böyle. Aynen. Yok yok, bir şey yok, bir şey yok. Ben seni görüyorum. Ya savururken. Aynen. Evet. Bu katil pipette iş olmadığını gördük. Aslında iş vardı da. Balık olmasa isterse altınla gümüş tak. Fark etmiyor. Önce balık. Neyse bunları şöyle koyalım. Biraz dağınık olduk ama olsun. Ne varsa gene cikte var be. Pembe zebra glove da kalın biraderim. Thank you.
Heyecan yaptırıyor ya. Asaklarını bir yere koyup alamazsın, girersin. Attım ağzına, düştü boğazına. Feleket şey var ama ya, akıntı var sola doğru. Fark ettin mi Emin? Sertleşti ya akıntı. Mübarek teknenin motor sesi var ya, aynı helikopter gibi ha. Al. O zaman atıyorum. Birader. Orası taş. Aldı da taşa da taktı. Taşa girer. Atıyorum hemen. Sen de mi aldın? Şu yukarı çıkamıyor. Şimdi taşa al. Taşa sürtüyor. Denesi zor da atladı biliyor musun? Az aşağı gitsin, aşağı gitsin. Bekliyorum işte, taşa da atacağım. Taş taşı var. Sana dedim ama taşa takılır. Ama alacağını da biliyorum. Kala... Kalan kepo, gördüm ben, hissettim zaten. Kalama açık mıydı? Abi şu yukarı bir risk alıp ya. Oynamaya başladı açıkta. İyi bir şey. Ulan bir vuruş aldım ha. Yapma. Nerede o? Abi taşta. Dur, hemen geldim. Hemen geldim. Hemen çıktım tamam. Taşta mı? Sen aksiyonu bozma, devam et hemen. Anam. Abi bile işi de ben o zaman tamam seni götüreceğim. İnşallah birader. Hop! Vah! Dur. Dur. Salma. Sal. Geri geldi. Kurtardım. Evet arkadaşlar, aksiyonun dibine vuralım bu ön ya. Gel oğlum. Çıkardım. Hı, önde. Geliver birader, fileyi hazırla. Evet abi. Dergâh kuzusu bu. Dergâh kuzusu. Yok, yazılı. Getiriyorum. Geliyor. Hazırlan. Yes. Yanaştırıyorum hadi. Bak altına. Altına. Valla. Bravo be. İşte bu. Yes. Ortam dur. Dur geldim ben. Şey Ahmet, makineyi bir tut da aşağıya. Saldım. Allah. İki Ahmet'in ortaklaşa, evet. Evet. Ortak. Tebrik ederim. Evet arkadaşlar, Ahmet arkadaşımız uzun bir aradan sonra aynen. Dönüşü muhteşem oldu. Evet. İnşallah bu yıl 2021 ona yarar. Yeni trafeli avlarının devamını dilerim kendisine. İşte bu ya, işte bu. Süper ya, süper. Hadi rastgele baba, devam. Hava devam. Bu arada ben de takımları değiştirdim. Ağır makineye geçelim dedik ya. Hafif makine çok hafif geliyor. Hiç olmasa bu biraz daha.
Evet. Attım birader ağzına, düştün boğazına diyoruz. Haydi oğlum. Hadi oğlum. Yarın gel. Topun gittiği yere bak evet. O kadar abandım. Hani bir şey olur. Hat. Hat hat hat. Bir şey olmaz, bir şey. Bir şey olmaz, sıkıntı yok. Ha? Aa, kamışım gitmiş. Kamışım dönüyor gelin. Abo benim kamışım gitti. Hadi. Şey, hemen beni kill at birader. Ben nereye şey yaptın abi? Amerika'ya çarptı ya. Ha? Aşağıya yediydim aslında. Çok yedin değil mi? Hayır, ben aşağı öyle yedim de. Geldi geldi. Yapma ya. At sen abi. Birader, hemen beni kill at, beni kill. Enlerini çıkar, enlerine sonra bakarız. Hiç şey yapma. Aynı benimkinin başına gelen o geldi, senin de başına. Kahvaltıyı koyalım ayrı değil mi? Dedi ya pazar. Bakalım ama pazar. Bunu hastaneye çıkarmadın mı? Pazar mı sen pazar? Cuma saları yayınlıyor. Geçen bizim dayı da vardı. Hı-hı. Aynı. Biraz sen değil mi? Salmadın. Dayı da var. Salmadın. Pazartesine bırak. Ben bu pazartesi çıkartıyorum. Şeyde abi, eğitim araştırma da yap. Antalya'da mı? Burada. Alanya'da. Eğitim araştırma devlette mi? Devlette mi? Şu an şeyler uyum sağlanır mı? Yani? Bir de sistem yaptım aslında. Şey? Dıştan bir şey var mı yani gözle bakıyor? Burada ameliyat izi var başka. Tam bir şey yok, hani bir şey yok. Olmuyor bakıyorum da ama hani burada vidalama gibi. Bir parça şey yok değil mi? Yok. Yani annem bezesin. Bari iki ayağını atla biliyor musun? Bu o burayı kesiler böyle yardılar. Tamam mı? Bir bu tarafa bir bu tarafa şöyle uzun uzun demir, saplamaları sapladılar. Araya da şey koydular. Kolu tezi hareket. Aynen. İki ayağını da mı yaptılar bilmem. İkisinde de var da normalde ötekine ameliyat yapmadılar zaten. Öteki şey. Ötekinde problem yoktu. Problem olan sağ bacağındaydı. O eski protezi aldılar, yenisinden. Şey mi, şekerden mi, neden geri geldi bu? Yok, zamanında ağır yük taşımaktan abi. Ya şimdi ne oluyor? İşte gençliğin verdiği şey var ya, 50 kilo, şimdi 50 kilo diyebilecek. Atıyorum Ahmet'le tutacağına, hemen kendini kucaklığa batıyor. Şimdi 50 kilo dursa 25 paylaşıyor. Büyük olmayacak ama. Abi iki lafı kesin. İki torba çimentoyu 5 katlı binaya tek başına çıkarıyormuş. İki torba. 100 kilo. Şimdi bak o işte 100 kilo. Doğru mu? Çekti harcayız herhalde. Ne anlamı kaldı? Abi dediğin gibi. Şeyin başı 40 yaşına kadar bir insan vücuduna ne yaparsa 40 yaşına sonra vücut da sağa yapıyor abi. Ya şeyi hani hala yarım daha. Yok içmeyeceğim. Hayır. Toptancılar geliyor ya. Soğuduysa dök kameraya. Tak. Dök de soğudu. Yok birader. Toptancılar geliyor ya. Bunlarla ben bizzat görüşüyorum. Abi ticarette mal alıka satarak kazanıldığı için bizzat görüşmek en doğru olanıdır. Yok. Bende şey var. Satış elemanı var, bir pazarlamacı. Bu aynı anda alıp satan araba. Şurada. Şey, pekmez o abi o. Pekmezin şeyi. Pekmezin şeyi.
Dibinde o şey oluyor ya, pekmez donuyor. Biz bunu iyi seviyoruz daha çok. Çok güzel olur. Özellikle pekmezin donmasını bekleriz böyle dışarılarında. Ben pekmezi şimdi gittim. Evet, çikolata almıyoruz. Bunu çikolata niyetine şey yapıyoruz. Antep'ten aldım pekmezi. Aynen. İnan, 3 ay karşında bir kaşık içebiliyorum. Kesim atıyor. O kadar tatlı. Hayır mı dedi? Öyle dedim. Bana gideyim ya dedi. Şimdi gel. Yok dedim abi. Selamak yok dedim. Evet. Git dedim birine bak. Abi nerede? Dedim bir gerisinde din var. Bire getmiş yok. Bir dedim abi bire getirdim. Abi bire varmış orada abi. Dedim o bakkana dedim bir fırça boyu sürüyor dedim lan. Evet. Geçen ben de ne yaptım biliyor musun? Şimdi bizim hanım oca kullanmaz. Balıkla malzemelerini oca süreceğim diye 82 Salı Pazarı'nın oraya gittim. Neyse ocağa bakıyorum, kadının biri depeme dikmiş bana bakar. Ulan kendimden bir de şey oldum böyle. Utandım ya. Ocaların içinde oca arıyorum böyle. Mavi 3D işte pembe kırmızı. Kadın bana öyle bakıyor. Vallahi ocağı almaktan vazgeçtim. Bir saat sonra gittim tekrar aldım. Allah bilir ne dedi bu ulan, bu manyak ne yapıyor? Mobilya var ya. Evet. Şimdi boya ne de? Boyayı silmek için bu bayanların kullandığı ten çorap var ya. Evet. Onu kullandı. Geçen ben de unutuyorum. Sen de ten çoraba mı baktın? Normal basın kilotlu basın diye. kilotlu çorap olsun deseydi. Boya süreceğim dedi. Kaç tane öğrendi? 20 kadar verdim. Hadi ya. Ne bakıyor biliyor musun? Aynen. Abi hangi kilotlu? Ne güzel olmuş ya. Kilotlu çorap olsun abi diyeydi. Attım ağzına, düştüm boğazına. Haydi bakalım. Balık kardeşler, hadi, hadi. Son tren bunlar, son tren. Son atışı yapıyorum ben de. Balığın saati geçti. Haydi bakalım. Attık ağzına, düştüm boğazına. Balık yok arkadaşlar. Oltalarımızı artık toplayıp yavaşça yola koyulacağız. Ne yapalım? Bugün de böyle olacak. Yapacak bir şey yok. O zaman yola girelim. Evet, zorlu maraton başlasın artık, değil mi? Alayım elindeki şeyler. Gel bakalım. Evet arkadaşlar. Bugün bir tane balık yakaladık ama gördüğünüz gibi bu dağlık arazide yürümenin de ayrı bir mutluluğunu yaşamaktayız. Sağlığımız için trekking yapıyoruz. Şu an Emin kardeşimiz tırmanışa geçti. Çantalar. Çantayı tutmadım. Tamam, ben çantayı tutuyorum. Tamam. Verelim bir çantayı da. Buyur baba. Evet. Dikkatli ol. Ya Allah. Evet arkadaşlar, bu böyle. Biz bu yollarda şu muhteşem manzaraya bak ya. İşte burası ayrı bir güzellik arkadaşlar. Doğa harikası. Doğa harikası. Evet.
maceranın dibine vuracağız böyle işte. Yürüyüşe devam. Şu an ormanlık alana doğru giriş yapacağız. O yüzden kamerayı göğsüme aldım. Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Geldiğimiz alanlar böyle. Dikenli ve çalılı maki alanlarından yürüyüş yapıyoruz. Allah! Ya! Evet arkadaşlar, şu anda dağlık alanda yürümeye devam. İşte bu ya. Bu muhteşem manzara bu ya. Balık yakalamak bahane. Bu mutluluğu yaşamak şahane. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bu şekilde zor şartlarda gidiyoruz. Gördüğünüz gibi burası böyle dağlık bir arazi. Evet arkadaşlar, biz balık avına giderken her zamanki bahsettiğim zorlu meralardan birisi de burasıydı. Daha nice güzel meralarda yürüyüş ve balık avını yaşayacağız. İlerleyen geniş bir zamanda inşallah güzel balıklar yakalarsak pişirme de yapacağız. Yapacağız değil mi Emin kardeşim? Ver baba ya, çanta sana yük oldu ya, ver bakalım. Aynen. Arkadaşlar geldiğimiz yer şuradaydı. Balık avladığımız yer orasıydı. Oradan böyle tırmanışlar yaparak buraya doğru geldik. Şu an bu görmüş olduğunuz dağın arkasından yürüyüşe devam edeceğiz. İşte burası arkadaşlar Gazipaşa. Her zaman söylediğim bir slogan vardır. Bizim Gazipaşa'mızın sloganı sessiz cennet Gazipaşa arkadaşlar burası. Ne diyelim? Bu muhteşem manzaradan şöyle güzel bir kapanış yapalım arkadaşlar sizlerle. Videomuzu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugün güzel avlar yaptık. Yani en azından bir tane balık yakaladık ama talihsiz bir durum da yaşadık. Emin kardeşimizin kamışı kırıldı ama sağlık olsun diyoruz. Cana gelmesin. Allah'tan yedek kamışımız vardı. Onu da vererek değerlendirdik. Yedek kamışımızla birlikte ava devam etti Emin kardeşimiz. Arkadaşlar, kanalıma abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayalım. Lütfen alttaki yorumlar kısmına yorumlarınızı atınız. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, devamı olması için
beğeni tuşlarınıza ve yorumlarınıza belirtirseniz. Bir de sizden son bir ricam var. Bu videoyu sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız mutluluk duyarım. Hepiniz kalın sağlıcakla diyorum. Allah'a emanet olun. Gayet Paşa'dan hepinize kocaman kocaman selamlar arkadaşlar.